Böyle bir kültürün, medeniyetin mirasını biz zaten geçmişimizden, tarihimizden bugüne kadar taşıdık. Bakın çok kısa bir zamanda Zeytin Dalı operasyonunda oraya giren Mehmetçiğimiz her girdiği köyde güler yüzlerle karşılandı. Ve bugün de gerçekten çok önemli bir projeyle bir aradayız. Ben bu yöneticilik okulunda gençlerimiz için, Gaziantep'imiz için hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Mesele o pergelin ayağının İstanbul olması, Ankara olması, Gaziantep olması, Diyarbakır olması. Ama siz bu pergelin sabit ayağını Anadolu'ya değil de Anadolu dışındaki başka yerlere dayayıp sonra pergeli Anadolu'daki insanları, çocukları, gençleri devşirmek için kullanırsanız işte bugün bu ülkeye hizmet değil, bu ülkeye ihanet etmiş olursunuz. Bunu da çok acı gerçeklerini hep beraber yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. O yüzden yerlilik önemlidir. O yüzden millilik önemlidir, anlamlıdır. Bu ülkenin çocuklarını altın nesil yetiştireceğiz diye yola çıkıp önce annesinden babasından koparıp kendi ülkesinin değerlerinden koparıp kalbini, geleceğini başka ülkelerin geleceğine rehin alan bir hareketin nasıl bir ihanet hareketi olduğunu hep beraber gördük. Değerli arkadaşlar, bilgi güçtür ve bilgi çok doğru bir şekilde alındıktan sonra bizim geleceğimizi şekillendiren çok önemli bir araçtır. Ama sadece hayat diplomadan, okul bitirmekten de ibaret değildir. Asıl mektep hayatı, işte karşılaştığımız ticari hayat, siyasi hayat, ekonomik hayatta asıl uğraşırken diploma değil, o bilgi hikmetle beraber ve faydalı bir bilgiyle işte karşımıza çıkacak. Koltuğun altına silah değil de kitap alması gereken, bilgisayar alması gereken gençlerimizi nasıl istismar ederek bir terörle buluşturan kesim olduğunu hep beraber görüyoruz. Değerli arkadaşlar, TÜBİ olarak ve hep birlikte gençlerimizi her türlü istismardan korumak boynumuzun borcudur. Cinsel istismar, siyasal istismardan, terör istismarından, kültürel istismardan ve emperyalistlerin oyunlarından kurtarmak boynumuzun borcudur. Ve çünkü en saf, en masum haliyle bir insan hayatının en masum, en değerli hayatı, evresi gençliktir. Ve samimiyetiyle, safiyetiyle bu gençlik döneminde hepimize düşen bu tür istismarlara karşı gençlerimize en büyük desteği verip onları istismardan kurtarmak. Türkiye'nin güçlü geleceğine katkıda bulunacak gençlere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu ve bunu da hep beraber yapmamız lazım. Bugün Diyarbakır'da, bugün Siirt'te, Mardin'de, o bölgeye gittiğimde hatta çocuğu dağa kaçmış kişileri anneleriyle, babalarıyla oturduğumuzda hep bunun acısını yaşadık. Okullarda ya da sosyal çevrede kötü arkadaşlar sebebiyle bir özentiyle çocukların o dimağlarının nasıl bir şekilde istismar edildiğini acı bir şekilde gördük. Ama hamdolsun son yıllarda çok önemli gelişmeler elde ettik. Ama yetmez. Hep birlikte daha fazla çalışacağız. O bağlarda annesini babasını bırakıp dağa giden gencimiz bizim gencimizdir. O kardeşimiz bizim kardeşimizdir. Onun geleceği hepimizin sorumlu altındadır. Hepimizin boynunun borcu. Çünkü Türkiye'nin önünde çok büyük bir gelecek var. Ve bu geleceği de gençler inşa edecek. Biz gençlerimize güveniyoruz. Ne PKK, ne YPG, ne DAEŞ gibi. Hiçbir terör örgütüne gençlerimizin bulaşmaması için hep birlikte bu sorumluluğu yapacağız.